Milli Güç'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 19'da Milli Güç'e devam ediyoruz arkadaşlar. Son 1, 2, 3, 4 ve 5 tane boşta oyuncumuz kalmış. Tam 5 tane daha transfer yapacağız. 2 tane MO mevkisine, yani orta saha mevkisine, bir tane sağ beke, bir tane de kaleye. Çünkü bugün arkadaşlar bir tane MOO alacağız arkadaşlar. Hem de biliyorsunuz Josef Şural için bir tane hani özel video yapmıştık. Ve Milli Güç serimizdeyiz zaten arkadaşlar. Yani hani özel şeyler yapalım diyorum ve sakatlanan Emre Baba için de yapmamı çok istemişsiniz ve zaten çok iyi de bir oyuncu kendisi. O yüzden bugün sizlerle birlikte Emre Akbaba'yı takımımıza alacağız. Gerçekten efsane bir video olacak arkadaşlar. Bir sonraki Milli Güç bölümü için bu videoya 2000 beğen atmayı unutmayın. Ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çok güzel şeylere başlayacağız arkadaşlar. Takipte kalın, bildirimleri açın. Çok güzel haberlerim olacak sizlere. Yani beni her gün böyle sürekli izleyebileceğiniz bir durum olabilir. Haberiniz olsun. Yani güzel şeyler yapacağız sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar hemen yandaşı değiştir diyoruz. Ve Emre Akbaba zaten bende vardı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Emre Akbaba'yı hemen takıma koyuyorum. Tam takım 86 gen oldu ve onu bırakın, kimyayı bayağı arttırdı. Bütün oyuncularla uyum sağladığı için arkadaşlar gerçekten süper oldu. Hani buz bassam mı? Şu an çok kararsız kaldım. Hani çok basasım geldi aslında ama. Arkadaşlar o zaman bu videoya 3500 beğeni gelirse ya bir sonraki bölümde aldığım orta saha oyuncusunu ya da bu bölümde alacağım. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda Emre Akbaba'nın yorumunu görüyorsunuz. Emre Akbaba'nın yorumunu şu anda görüyorsunuz değil mi? Aynen, şu anda Emre Akbaba'nın yorumunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yorum en beğenilen kişiyi aldığım için arkadaşlar sizler de yorumu beğenmeyi unutmayın. Yorumları atıp yorumları beğenmeyi unutmayın ki sizlerin de istediğini alabileyim arkadaşlar. Bunları kesinlikle unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar teke tek modunda yapıyorduk ama artık ben teke tek de yapmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar mücadelede maçları yapacağız. Maçları baştan sona izleyin. 2 tane maç yapacağım. İkisini de montajlayacağım sizler için. Ve gol krallığının son durumu şu anda ekranda. Evet arkadaşlar, gol krallığını şu anda ekranda görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir şekilde her video için ayrı ayrı hazırlıyorum. O yüzden gol krallığını takip edin. En çok kim gol atmış, maç başına oranı falan bakın arkadaşlar. Ve bu videoda bakalım kim öne geçecek, hangi tek oyuncu öne geçecek, hep birlikte göreceğiz. Videoyu baştan sona izleyin. Goller zaten az olmayacak çünkü mücadelede oynayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hadi bismillah diyorum ve bastım. Bu arada Milli Güç'ten Türk Gücü'ne bir geri dönüş yapabiliriz. Haberiniz olsun yani. O da sizlerin isteğine bağlı olacak. İlerleyen videolarda soracağım. Ve abi gerçekten sizlere dediğim gibi çok güzel duyurularım olacak. Hediye dağıtacağımız şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak. Bundan haberiniz olsun. Umarım olabilir arkadaşlar. Hemen haydi bakalım o zaman. Bu kim abi? Cengiz Ünder. Cengiz Ünder ilk ataktan gol gelir mi? Biliyorsunuz arkadaşlar gol müziklerimiz falan gerçekten süper var. Her şeyimiz var yani. Harika durumdayız. Cenk Tosun pas geçmedi maalesef. Gonzalez pas Samboeza. Şöyle bir geçti. Çok güzel Cengiz. Şöyle de bir de aşağı indi. Cengiz Ünder bir şut ve Cengiz Ünder golünü atıyor arkadaşlar. Harika bir gol geldi Cengiz Ünder'den. Gerçekten muazzam bir gol. Yani Cengiz Ünder resmen topu ve golünü atmış oldu arkadaşlar. Haydi bakalım Samboeza şimdi. Samboeza'dan pas Canelo. Hakan çok güzel aldı topu arkadaşlar. Gerçekten harika aldı. Hani kameraya bakmak istiyorum ben öyle tepkiler verdiğim zaman derken Hakan Çalhanoğlu. Yes. Yes abi. Takım muazzam ya. Ama 90 eğitimci ve 100'e geçmeden ben asla abicim işte o teke tek moduna giremem. Çünkü sıkıntı oluyor biliyorsunuz. Kaleye bu arada Muslera'yı mı alalım ya? Kaleye kimi alalım bilmiyorum. Hadi bakalım. Ya takım arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten süper. Yani gol atıp duruyoruz. Goller serbest olsun. İlerden. Al sana gol. Bugün abim. Evet. Gerçekten güzel oldu ve abi kameranın beni kırmızılaştırması hakkında ne diyorsunuz? Gerçekten ilginç. Gerçekten çok ilginç. Vega. William. Vega Emre Akbaba aldı çok güzel bir şekilde. Bu arada bravo Emre Akbaba. Emre Akbaba'ya aferin diyoruz. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Şimdi tekrardan Emre Akbaba. Emre Akbaba geçti. Verdi pasını, veremedi pasını. Erdoğan şut direkt. Ulan atsaydın var ya. Çalhanoğlu. Out. Oh be, sonunda gol müziği. Sürekli gol müziği koyup durdum çünkü artık montajda uğraşacağım için ya üzülüyordum. İyi ki gol olmadı. Evet.
İlk yarının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Tam 3 tane gol attık. Gerçekten çok temiz bir şekilde 3 tane gol attık. Hadi bakalım ikinci yarıda neler olacak. Emre Akbaba. Emre Akbaba yeni transfer. Emre Akbaba. Emre Akbaba direkt. Akbaba direkt. Ah be abi. Ah be Emre Akbaba, ne yaptın? Ben Emre Akbaba'yla bu arada Şampiyonlar Ligi turnuvasında az oynamadım. Bir dakika ya, Emre Akbaba'yla biz atarız. Ben Emre Akbaba'yı tanıyorum yani, bildiğim lan Emre Akbaba. Ulan Emre Akbaba, karşı atakta 90'gen 100'genli adamlara karşı neler yapıyordun? Hadi be Emre Akbaba ya. 100'gen adamlara karşı, 95'gen adamlara karşı çok oynadım Emre Akbaba'yla. Ve hani pozisyonu saçmaydı. Buslu da etkilenmiyordu. Emre Akbaba'yla bir gol atalım derken Cenk Üzülder. Cenk Üzülder adamı yani o kadar kaliteli bir ki adamın eli ayağına dolanıyor. Adamın gerçekten harika, muazzam, harika ya. Takım çok güzel. Quilinius, William, Sambuesa, Canelo, Söyüncü, Çağlar, bravo. Geçen videodaki transfer çok ilgi görmemişti o da ama yapacak bir şey yok şimdi. Emre Akbaba nerede abi? Onu transfer ettik ya bu bölümde. Ona özel bir bölüm olsun diye gol atmak istedim onunla ama bakalım atabileceğim mi? Emre Akbaba şimdi. Akbaba geldi. Akbaba döndü. Akbaba bir daha dönecek. Dönmedi. Akbaba şut çekti. Akbaba. Emre Akbaba'nın gücünü burada gördünüz abi. Gerçekten harika. Bu arada bugün mü şampiyonluk maçı var? Galatasaray Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluk maçı var. Ve bununla ilgili video çekmedim. Çünkü izlemiyorsunuz abi ya. İzliyorsunuz aslında da. Yani emeği çok veriyorum. Her neyse. Maçın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. O zaman bu maçta muhtemelen daha gol olmaz. Olursa onu da gösteririm ama olmazsa arkadaşlar hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar, maç zaten direkt bitti. Yani hiç kesmeme bile gerek kalmadı. Hemen diğer maça geçiyoruz. Her maç bitişinde bir milli şarkı çalıyordu arkadaşlar eskiden ama şimdi yani ikinci maçı da kazandığımız zaman tüm maçların sonunda çalar. Hemen diğer maça geçelim o zaman. Sevilla'ya karşı maçımız başladı arkadaşlar. Haydi bakalım Cengiz Ünder. Cengiz. Arkadaşlar ilk ataktan gol atabilecek miyiz bakalım. Yani takımımız yeterince güçlü mü onu göreceğiz. Simon Kjær karşımızdaydı ama bizi etkiler mi? Etkiledi. Maalesef kaçırdık. İlginç. Hadi bakalım. O da eski bir Fenerbahçeli arkadaşlar. Yani milli güce uygun olmayan ama yakın bir oyuncu yani. Erdoğan Cenk Tosun bu arada Akbaba'nın da bir maç başına bir gol oranı olduğunu unutmayalım. Bakalım bu maçta belki de bir gol atarsa her maç bir gol atma oranı olur. Çok iyi olur ama Cenk Tosun bayağı iyi oynuyor. Bakalım haydi bakalım golümüzü bu arada attık laf arasında. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi sizlere Emre Akbaba'nın neler yapabileceğini göstereceğim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ile Emre Akbaba'yı verdim. Şimdi Emre Akbaba'yı izler miyiz? Emre Akbaba'yı bir izler miyiz abi? Bak bak. Şimdi döneceğim. Sakin ol. Sakin abicim, bak abi abicim ya, böyle kaliteli oyuncular var, böyle kral oyuncular var. Emre Akbaba özel bölümünde Emre Akbaba rüzgarı ufaktan da olsa esmeye başladı. Ben bu adamı 90 rating yaparsam bu arada uçar, haberiniz olsun. Haydi bakalım. Bak yine top aldı, bak bak bak. Şımardı ya, bayağı şımardı arkadaşlar bu adam. Emre Akbaba, Emre Akbaba, Emre Akbaba yine mi dönecek? Emre Akbaba yine döndü. Emre Akbaba kaleci Vujačić. Evet hepsi de gol olmuyor. Adam 80 rating sonuçta. Çağlar. Çağlar ilk golünü mü atacak? Abi bir tane stoperimizin golü olmasını istiyordum defanslardan ama yok. Olmadı. Cenk döndü. Vurdu. Cenk Tosun tertemiz gol. Tertemiz abi. Sıkıntı yok. Direkt gol. Direkt. Tertemiz gol. 3-0 oldu, gayet güzel. Arkadaşlar ilk yarı 3-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Her maçta da ilk yarı 3-0 bitiyor ya. Çağlar Söyüncü abi, kral kral. Boyu da çok uzun aslında. Keşke iyi kafada vursaydı da güzel bir gol atmış olurdu. Cengiz Ünder arkadaşlar, kafa golü nasıl atılır hemen size öğretiyorum. Bakın Cengiz Ünder'iniz olacak. Bir tane de Cenk Tosun'unuz olacak. Atacaksınız ortaya. Cenk Tosun vuracak. Kayer karşılayacak. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu onun olayı bu. Arkadaşlar o zaman kafa golü atmanın yeni taktiği. Hakan Çalhanoğlu'la birazcık içeri sokulup Cenk Tosun arkadayken açıyorsunuz ve Cenk Tosun efsane bir gol abi. Olmayacağını sandığım için çok sevindim. Çok güzel gol atmadın ya. Robin Van Persie ortası ve Nani'nin golü gibi olmadı mı abi? Hatırlayanlar yorumlara yazabilir mi abi? Robin Van Persie ortası, Nani gol. Evet. Evet gerçekten muazzam gol. Hakan aldı. Cenk de alacak. Cenk olur onu. Cenk alır mı? Cenk alamadı. Hakan bu arada çok gol atmıyor ama asist falan yapıyor ya. Hakan bizim işimize çok yarıyor. Cenk Tosun hadi be. Evet tamam, güzel güzel. Yanlışlıkla da olsa güzel mantıklı bir yer en azından pas verdik. Cenk Tosun'a bir orta tekrardan. Hakan vurursun sen ona. Ceza sahasından kafa atmış. Adamsın derken harbiden de vurdu ya. Bu adam nasıl atıp vurabiliyor?
Gördünüz arkadaşlar, Hakan Çalhanoğlu'nun gol sevincini. Abi bu topa da vurması gerçekten helal olsun. Hakan bravo. Arkadaşlar o zaman hemen maçın sonuna gelelim. Ve maçımız bitiyor arkadaşlar. Ve yer gökülüyor. Bu sesi dinliyor. Evet, gerçekten çok güzel bir galibiyet aldık. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelmeden önce yaptığımız bazı şeyler var. Bazı şeyler değil de 3. spalit bir açı açmadan önce arkadaşlar oraya girerken şu anda gol krallığını görüyorsunuz arka planda. Gol krallığı ne durumda arkadaşlar? Kimler önde, kimler geride? Gol krallığını yorumlara yazanların hepsine kalp koyacağım ama şöyle yani. Gol krallığı ile ilgili düşüncelerinizi yazın. Hani kimler size birinci olur, kimler yani. Videonun bu dakikasını izlediğiniz bir şekilde belli edin arkadaşlar ama gol krallığı ile ilgili mantıklı yorumlar yapın. İzlemeyenler de anlamasın hani kimlere kalp attığımı. Hepinize kalp atacağım ama gol krallığı ile ilgili yorum yapan haberiniz olsun. Şimdi ücretsiz pakete geliyoruz. Hala gol krallığını görüyorsunuz bu arada. Birazcık inceleyin arkadaşlar. Evet inceliyorsunuz. İnceleyin. Evet güzel. Yeter bence bu kadar. Maç başına gol oranına bu arada bakın önemli. Ben hepsini hazırlıyorum sizler için. Sizler de bakın. Hemen arkadaşlar ücretsiz paketimizi açıyoruz. Ve ücretsiz paketler ne geliyor? Hemen bakıyoruz. İbanez geldi lan. Lan Milli Güç videosunda giren adama bak. Şansa bak. Allah Allah. Neyse. Bir sonraki bölümde kimi transfer edelim arkadaşlar? Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Hemen ben ana ekrana şuradan geleyim. Takımım. Evet. Milli Güç'ün burada gördüğünüz gibi bir sonraki bölümde 90 yen olabiliriz belki. Çok isterseniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. Kimi alalım, kimi satalım, kimi ne yapalım. Yorumlara yazın. Burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan abone olabilirsiniz. Etrafta çıkan videolara gidebilirsiniz. İsterseniz bu videodan çıkıp bir daha beni izlemeye de bilirsiniz. Yani sıkıntı yok ama bildirimleri açın ki bütün videolardan haberdar olun. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ve bye bye.